Deli basın mensupları, geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Daha ilk günden beri Türk medyasının ve Batı medyasının bu konuya gösterdiği ilgiden dolayı hakikaten gurur duyuyoruz. Dünya basını Cemal Khashoggi olayını hep gündemde tutmaya çalıştı, canlı tutmaya çalıştı. Her ne kadar birçok devlet bunu engellemeye çalışmış olsa bile. Dün BM'den bir heyet bizi ziyaret etti. Görüşmemiz 2,5 saat sürdü. Tabii bu 2,5 saatlik görüşmede sorulan sorular bize şunu gösterdi. Çünkü son Cemal olayı üzerinden 4 ay oldu. 4 ay geçti. Evet, şu an duyuyorum. Bu 4 ay içinde ciddi manada soru soran ve bu olayın takipçisi olduğunu belirten bir heyeti görmek bizi mutlu etti. Çünkü heyetin sorduğu sorulardan şunu anladık. Bu işi hakikaten ciddi manada takip ediyorlar ve bu işin takipçisi olduklarını göstereceklerini ifade ettiler. Birçok tarafla görüştük tabii bugüne kadar biz. Fakat şunu diyebilirim, bugüne kadar en önemli taraflardan bir tanesi dün görüştüğümüz BM heyetiydi. Biz onlara şunu ifade ettik kısaca, uzun Cemal Khashoggi olayını konuştuktan sonra şu talebimizin olduğunu ifade ettik. Bir, hala cesedin ne olduğundan haberimiz yok. Cesedin bulunmasını, çünkü Suudi tarafı bunu itiraf etti, Cemal Khashoggi'nin öldürdüğünü kabul ettiler. Kabul ediyorlarsa o halde cesedin yerlerini söylemesi gerekiyor dedik. İkincisi, adalet istediğimizi söyledik. Çünkü bir basın mensubu, bir gazeteci barbarca, vahşice katledildi, öldürüldü. Cemal Khashoggi olayının aydınlatılması gerekiyor ve bu sorunların yargılanması gerekiyor. BM'nin ve uluslararası kurumların bu olayın peşini bırakmaması gerektiğini ifade ettik. Onlar da bu işin peşini bırakmayacaklarını ve bunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Tabii bizi endişelendiren şey şu 4 ayda Suudi Arabistan medyasında ve Batı basında çıkan bazı haberlerdi. Haberlerde şunlar öne çıktı. İşte Suudi Arabistan'ın basını ve dünya liderlerini ve birçok uluslararası kurumu susturmak için maddi imkanlarını kullandığını ve bu maddi imkanlar çerçevesinde birçok liderin Suudi Arabistan liderine sahip çıktığı yönde haberlerdi. Bu bizi hakikaten çok olumsuz manada etkilemişti. Böyle bir şeyin olabileceğini tahmin etmiyorduk. Fakat Batı medyasının özellikle bazı dünya liderlerinin bu konuda suskunluğu, Muhammed Bin Selman'a verdikleri destek düşündürücüydü. Biz bu işin takipçisi olduğumuzu hala söylüyoruz ve takip ediyoruz. Sorumuz şu, bir Muhammed Bin Selman veyahut da Suudi yönetimine Cemal Khashoggi'nin cesedi nerede? İkinci, bu konuda adalet istiyoruz. Bu işi yapanlar yargılansın. Ya Suudi Arabistan'da ya da dünyanın farklı bir bölgesinde yargılansınlar. Biz bu işin takipçisiyiz. Tabii Batı demokrasisi, Cemal Khashoggi olayında şu dönemlerde öne çıkan olaylardan bir tanesi Muhammed, özellikle Suudi Arabistan rejimi Cemal Khashoggi'yi radikal İslamcı göstermek için birçok çaba içinde. Bununla ilgili birçok Batı medyasına açıklamalar yapıldığından haberimiz var. İhvan üyesi ve başka bir din cemaat üyesi diye. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki %100 şundan eminiz. Çünkü Cemal'i yakından tanıdığımızı ifade ediyoruz. Cemal Khashoggi demokrat bir liberaldi. Kendisini öyle ifade ediyordu. Ben demokratım ve liberalim. İslam dünyasındaki bütün kesimler, Arap dünyasındaki bütün kesimlere açıktı. Hepsiyle bağlantılar vardı, konuşuyordu. Herhangi bir grupla, bir tayfeyle de bir bağlantısı yoktu. Zaten Cemal'in yalnız kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ne bir kabileye, ne bir cemaate, ne bir devlete bağlıydı. Belki yalnız kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Onun için biz Cemal'e sahip çıkacağız. Onun dostları, onun arkadaşları ve bizim derneğimizin bir üyesi olduğu için, beraber olduğu için, bizimle beraber olduğu için ona sahip çıkacağız. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Hala bir umudumuz var. Bu umudu taşıyoruz. Birçok heyetle bu 4 ayda görüştük. Fakat en ciddi olan bu heyet olduğunu gördüm. Ve bu işin ciddi takipçisi olduklarını ifade ediyorlar. Bu işin peşini bırakmayacaklarını söylüyorlar. Birçok ellerinde delil ve belge olduklarını söylüyorlar. Tabii bunlar ne? Bizimle paylaşmadılar bunu. Bundan dolayı
bence kani olmuş olabilirler olaya. Bu olayın büyüklüğü, bu olayın vahşeti, barbarlığını gördükleri için bu işi daha hızlı bir şekilde neticelendirmek için, dünya kamuoyunun vicdanına seslenmek için bunu yapıyor olabilir. Çünkü dünkü ifadelerinden biz bunu anladık. Arka sıradan bir soru var. Evet, evet. Alın Alper sizden. Görüşmelerinizde ses kaydı gündeme geldi mi? Size ses kaydını dinlediklerine ilişkin bir şey sorabilirler mi? Evet, böyle bir soru sordular. Biz de sadece bize bilgi ulaştı. Fakat biz dinlemedik dedi. Onlar dinlemişler mi? Onu söylemediler. Sizin sorunuz neydi? Benim sorum olacak. Sürdaristan'dan hala...